Bu sezonun en güzel bölümlerinden birisini izledik ve tüm izleyiciler bölümün etkisinde kaldılar. Peki son sahnede gelen silah sesi sonucunda kim ölecek? Tüm merak ettiğiniz soruları detaylıca sizlere açıklayacağız. Fakat videoya başlamadan önce ölen kişi Seyran veya Ferit olmasın diyenler, kesinlikle videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun çünkü gerçekten kaç kişi aynı fikirdeyiz merak ediyoruz. Öncelikle en merak ettiğiniz konuyu Aydın'a anlatarak videoya başlamak istiyoruz. Son sahnede gelen silah sesinde çok büyük ihtimalle Akın kendisini öldürecek. Burada birçok izleyici farklı düşünüyor ve bazıları Abidin'in veya Kaya'nın Akın'ı vurduğunu, bazıları ise Akın'ın intihar ettiğini düşünüyor. Bizim tahminimize göre çok büyük ihtimalle Akın kendi kafasına ateş etti ve aslında bunun böyle olduğunu dikkatli izleyicilerimiz bölümdeki bir sahneden anlamış olmalılardı. Bu sahnede Akın elinde iki tane mermi göstererek bunlardan birisi senin için birisi de benim için demişti ve ikisinin de öleceğini belirtmişti. Son sahnede de Ferit'in kendisini Seyran için siper ederek onun üzerine kapanması, Akın'a yalvarması ve Seyran'ın baygın halinden dolayı Akın ilk kurşunu boşa sıkacak, ikinci kurşunu ise kendi kafasına sıkacak diye tahmin ediyoruz. Sizlere haftalardır Akın'ın her ne kadar annesinin laflarının etkisinde kalıp Seyran'a zarar verecek olsa da en sonunda ona kıyamayacağını söylüyorduk ve dediğimiz gibi de çıkacak. Peki Akın'ın annesi de ölecek mi? Dizinin sezon finaline az bir zaman kaldı ve eğer hem Akın hem de annesi ölürse bizce erken bir veda olmuş olur. Dolayısıyla biz Akın'ın öleceğini ama annesinin yaşayacağını düşünüyoruz. Sizlere haftalardır söylediğimiz bir şey var. O da bu sezonun sonunda Hattuç'un ölerek diziden ayrılma ihtimalini yüksek gördüğümüzdü. Biz fikrimizin arkasındayız ve Hattuç'un bu sezon sonunda diziden ölerek ayrılacağını tahmin ediyoruz ve bu yüzden de Akın'ın annesi büyük ihtimalle ölmeyecek ve en sonunda Hattuç'u öldüren kişi Akın'ın annesi olacak. Böylece geçmişte yaşadığı olayın da intikamını almış olacaktır ve zaten böyle bir şey olursa Halis Ağa da Akın'ın annesini öldürür ve bu konu böylece kapanmış olur. Gelelim bir diğer konu olan Gülgün'ün yaptığı hainliğe. Sizlere Hattuç ile Halis'in evlendikleri gece yatağa koç kafasını koyan kişinin kesinlikle yalı içinden birisi olduğunu söylemiştik ama dürüst olmak gerekirse Gülgün hiç kimsenin aklına gelmemişti ve şok edici bir şekilde yalıdaki hain Gülgün çıktı. İleride bu da ortaya çıkacak ve Ferit ile Halis Ağa bunu öğrendiğinde Gülgün'ün yalıdan kovulma ihtimalini bile yüksek görüyoruz. Fakat büyük ihtimalle burada Seyran devreye girecek ve Gülgün'ü affedecek, Gülgün de bunların hepsini Orhan için yaptım diyerek affedilecektir. Yani Gülgün İfakat gibi yalıdan kovulmayacaktır. Son olarak İfakat konusuna değinerek sizlere veda edeceğiz. İfakat yalıdan kovulurken dikkatli izleyenler görmüşlerdir ki, bunu yaptığınıza pişman olacaksınız, dedi ve yalıdan o şekilde başı dik bir şekilde ayrıldı. Bizim tahminimize göre İfakat asla ama asla diziden çıkmayacak fakat bu durumda yalıya dönmesi de çok çok zor bir ihtimal. Dolayısıyla biz İfakat'ın yalıdan kovulurken söylediği sözde bir anlam olduğunu düşünerekten ileride güçleneceğini ve korhanları karşısına alacağını düşünüyoruz. Bizim şimdilik analizlerimiz bu şekilde. Sizlerin de fikirlerini merakla yorumlar kısmında bekliyoruz çünkü gerçekten çok bilinmezlik içeren bir bölümdü. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve de kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Galiba başladı. Başladı, evet. Merhaba. Merhabalar Twitter tayfa. Size çok selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Aynen.